Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle açık renkte 5 rengi şallık ip kullandık, simli. Angora'dan da yapabilirsiniz. 2 numarada tığım var. Örneğimizi böyle parça halinde başladım. Bakın. Hem kolay hem zevkli, her yaşa uygun, çift taraflı kullanabileceğiniz bir örgü değerli izleyicilerim. İki tarafını da kullanabilirsiniz. Çift taraflı şallar da yapabilirsiniz. Bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım. Bir, iki örneğini. Zaten çapraz geldiği için üzerinde bir örnek, sonra tekrar iki. Şöyle hemen başlayalım. Ara ara zaten göreceksiniz modelimizi de. Alt ucunu trabzanla başladık. Sizler dilediğiniz gibi de başlayabilirsiniz zincir üzerine de. Şimdi hemen modele geçiyorum. Trabzanlarımı ördüm, hazırladım. Şu şekilde 1, 2, 3 tane zincir, 2 tane de böyle yan yana trabzan örüyorum. Zincirle beraber 3 trabzanım oldu. Sonrasında 1, 2, 3 zincir çektim, bir doladım. Şöyle 1,5 trabzan aralıklı hemen bir tane trabzan ördüm. 2 zincir aynı yere bir tane V oluşturdum. Yine 1, 2, 3 zincir. Şöyle 1,5 trabzan aralıklı yan yana 3 tane sık iğne örüyorum, bakın yan yana. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Yine 1,5 trabzan aralıklı 2 zincir, 1 trabzan, 2 zincir, bir tane V oluşturdum. Yine 3 tane zincirim var. Bakın, kenar trabzanıyla sıramı tamamlıyorum. Bu birinci sırası. Şimdi döndüm 3 tane zincirle. Önce buradaki trabzanlarımı örüyorum. Sonrasında yine 1, 2, 3 zincir çektim, bir doladım. Bu V ördüğüm yerin içine 5 tane trabzan örüyorum. 2, 3, 4, 5. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir çektim. Burada 3 tane trabzanım vardı. Tam ortasına, ikincisine sık iğneyle tutturdum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Hemen karşıda örmüş olduğum V'nin içine birinci sırada 5 tane trabzan örüyorum. 4, 5. Şimdi yine 3 zincirim var. Kenar trabzanıyla bakın şöyle sıramı tamamlıyorum. Bu ikinci sıramız. Şimdi döndüm 2 veya 3 zincirle. Yan trabzanlarını örüyorum. Sonrasında yine 3 tane zincirim var. Burada 5 tane trabzan örmüştüm. Onların üzerine bakın tek tek sık iğne örerek örgümü devam ediyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Hemen karşıdaki 5 trabzanın tek tek örerek devam ediyorum. Şu an örgümü bir örneğim bitmiş oldu değerli izleyicilerim. Çünkü yarım gibi başlamıştık. Yine 3 tane zincir ve kenar trabzanıyla sıramı tamamladım. Şimdi yine 2 veya 3 zincirle döndüm. Önce kenar trabzanlarını örüyorum. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın bir değil ikincisinden 1, 2, 3 tane sık iğne örüyorum. Aynı birinci sırada burada yaptığımız gibi. Şimdi örgümüz çapraz geldiği için. Şimdi tekrar 2, 3 zincir çektim. Bu 7 zincirin 1, 2, 3, 4.sine bir tane trabzan, 2 zincir aynı yere bir tane V oluşturuyorum. Buradaki gibi. Bakın burayı değil, çapraz.
Yine 3 tane zincirim var. Yine birincisinden değil, bakın ikincisinden 5 tane sık iğne örmüştük. Şimdi de 3 tane örüyorum. Yine 3 tane zincirim ve kenar trabzanı ile sıramı tamamladım. İkinci örneğimin birinci sırasını şu an ördüm değerli izleyicilerim. Çok kibar bir örgü bu. Her yaşa uygun etoller, şallar, yelekler, yazlık, kışlık yapabileceğiniz bir örgü. Şimdi yine aynı şekilde bakın. 3 veya 4 zincir çektim. Buradaki 1, 2, 3 tane olan sık iğnenin ikincisini sık iğneyle tutturdum. Yine 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi buradaki V'nin içine 5'er tane trabzan örüyorum. 2, 3, 4, 5. Yine aynı şekilde 3 veya 4 zincir. Yine burada 3 tane sık iğnem var. Birinciyi değil, ikinciyi tutturdum. Yine aynı şekilde kenar trabzanıyla devam ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Seyda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Bakın şimdi yine buradan 7 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Bu 5 tane trabzanın tek tek üzerinden sık iğneyle örerek devam ediyorum. Bu 7 zincir gelecek olan çiçeklerimizin başlangıcı. Yine aynı şekilde bakın 7 zincir. Eğer bu kenarlar böyle bazen şöyle toplama yapıyor değerli izleyicilerim içe doğru. O zaman arada bir böyle trabzan değil de şöyle sık iğne de yapabilirsiniz. Çünkü ortası sık iğneli olduğu için bazen öyle yapabiliyor. Şimdi yine 2 veya 3 zincirle döndük. Yine normal trabzan. Yani bazen baktığınız içe doğru toplama yapıyor. Bir o yandan, bir bu yandan, yani iki taraftan da ayrı ayrı yapabilirsiniz. Şimdi aynı burasını başlayıp videomu bitireceğim sevgili izleyicilerim. Bakın, aynı birinci sırada nasıl 3 zincir çekmiştik. Sonra buradaki 7 tane zincirimin dördüncüsüne şöyle bakın 1, 2, 3, 4. zincirin içine bir trabzan, 2 zincir. Aynı yere bir trabzan V oluşturduk. Sonrasında 3 zincir. Burada 5 tane olan sık iğnemin bir ikincisinden başladım. 3 tane sık iğne. Aynı bakın burada da birinci sırada da öyle başlamıştım. 3 zincir V, 3 zincir, 3 sık iğne. Aynı yere geldik yine. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3, 4. zincirin tam ortasına batıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, 3 tane zincir ve kenar trabzanıyla sıramı tamamlıyorum. Bu arada siz örneğimi yakından izleyin. Ben hemen bu sırayı da tamamlayıp videomu bitirmek istiyorum. Şimdi dönüyoruz yine aynı şekilde. Kullandığım, sizler için örmüş olduğum şal ipi bu angora ipi, simsiz değerli izleyicilerim. Bakın 3 tane trabzanımı ördüm. Yine aynı şekilde 3 zincir. Eliniz sıkı ise 4 de çekebilirsiniz. Yani 3-4 arası. Baktınız örneğiniz toplamaya başladı. 4 zincir de çekebilirsiniz. Şimdi 5 tane trabzanı örüyorum. Aynı yere. Sonrasında yine bakın. Burada 3 tane olan sık iğnenin bir ikincisine batıyorum. Burada eğer dediğim gibi eliniz sıkı ise 4 zincir de çekebilirsiniz. Yine V'nin içine 5'er tane trabzan örüyorum. Sonraki sırada videomu bitireceğim değerli izleyicilerim. 4, 5. Şimdi yine 3 zincirim var.
kenar trabzanı ile sıramı tamamlamış oldum. Şimdi döndüm. 2 veya 3 zincirle son sırasını örüyorum. Şimdi yine 3 tane zincirim var burada. Bu 5 tane trabzanın üzerine tek tek sık iğne ile dolaşıyorum, bakın. Örerek devam ediyorum örgüme. Şimdi gelecek V için 7 tane zincir çekiyorum. Hemen karşıya batıyorum yine. Trabzanların üzerinden sık iğne ile geçiyorum. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Ben de sizin örmüş olduğum parçayı gösterip videomu bitirmek istiyorum sevgili izleyicilerim. Bakın sizlerle örmüş olduğum örnek bu. Şimdi döndüğünüzde burayı 3 tane sık iğne, bu 7 zincirin de 4.sine V yapacaksınız. Aynı burada olduğu gibi. Yani modelimizde de daha büyük olduğu için belli. Beni izlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.